Beni kimse Ordu kadar sevmedi. Biz burada mutluluğu beraber yakalamıştık Ordu ile birlikte. Ben buraya geldim ki unutulmadığımı biliyordum Ordu'da. Ama gerçekten hiç unutulmamak üzere geldim. Gole gidiyor, vuruşu ve gol! Maçın henüz başı, Ordu Spor 1-0 öne geçiyor. Ordu Spor golü buluyor. Maçta ilk dakika. Anıl'ın attığı gol. Bu sezon gol için eski takımına gol atıyor. Anıl Taşdemir ile birlikteyiz. Anıl hoş geldin tekrar Ordu'ya. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Sağ ol kaptan. Yaklaşık 17 takım zannediyorum kariyerde. Bayağı bir oldu. Oldu evet. Kariyerin takvim olarak ortalarında zannediyorum Ordu Spor'a gelmiştin. Evet. Ama performans olarak zirvede bir sezon yaşandı hatırlıyorsun. 11 asistle. Ne hissediyorsun Ordu denince, uzun yıllarda gelmedin muhtemelen. Ordu Spor deyince, Ordu Spor taraftarı deyince neler hissediyorsun? Önce bununla başlayalım istersen. Şimdi tabii ki bu sene yeni bir başlangıç yaptık. Futbolcu için her zaman unutamayacağı kulüpler vardır. Benim için de Ordu Spor bambaşka bir yerde. Çünkü Ordu'da hayatımın en güzel zamanını geçirdim. Takım arkadaşlarımızla çok güzel bir birlikteliğimiz vardı. Çok güzel başarılar yakaladık. Ama maalesef şampiyon olamamıştık. O benim için de hep bir yaraydı. Madem dedim ben de sevildiğim, çünkü beni çok seviyordu Ordu. Ben de Ordu'yu çok seviyordum ve buradan da gerçekten ayrıldığımda, Trabzon'a gittiğimde, yani o zaman başka bir yönetim, başka bir başkan vardı. Gitmek istemiyordum ama şartlar onu gerektirdi ve buraya da gerçekten bir meblağ kazandırıp gitmiştim. Kulübede faydam olmuştu. Tekrar yuvaya döndüm. Tekrar beni seven bir yere döndüm. Ait olduğumu hissettiğim bir yere döndüm. İnşallah buraya gelirken de zaten yöneticilere söyledim. Benim bir hayalim var. Ordu, yani Ordu halkının 3. ligde maç izlememesi lazım. Bu Ordu için gerçekten iyi bir şey değil. Ordu halkının en kötü ihtimalle Süper Lig'de olması lazım. Biz de bunun için buradayız. İnşallah benim hedefim de Ordu'yu Süper Lig'e çıkarana kadar burada olup kaptanlık yapıp bu şehre değer verip değer görmek. Onun için buradayım. Çok teşekkürler. Sen efsane Ordu Spor'umuzun da kaptanıydın. Şimdi 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nün de kaptanı olarak bu sene bir şampiyonluk inşallah yaşatacaksın. Geçmiş dönemden devam edelim. Hiç unutamadığın en güzel anı. En güzel anı. Yani burada tabii ki çok fazla anı yaşadım. Çünkü 17-18 yıldır futbol oynuyorum profesyonel anlamda. Çok fazla kulüpte çok güzel anılarım oldu. Ama tabii ki Ordu'da da gerçekten çok güzel anılarımız oldu. Çok büyük sevinçlerimiz ve çok büyük acılarımız oldu. Yani kornerden goller vesaire. Tabii o sene gerçekten işler çok iyi gitmişti. Ta ki sonuna kadar. Sonunu getirememiştik. Ya beni mutlu eden birçok anının içinde Ordu var. Onun için de ben bu sene başka yerlere de gidebilirdim. Ama sevildiğim yerde olmak istedim. Ait evet. olduğum yerde olmak istedim. Onun için Ordu'ya geldim. TFF 1. Lig'den 3. Lig'e geldin. Bu da altında bir şey olması lazım bunun. Yani bu çok kolay bir futbolcunun kariyerinde çok fazla. Çünkü sen 1. Lig'de de 2. Lig'de de birçok takımda oynayabilecek kapasitedesin. Sebep ne? Ordu. Yani kısa oldu ama. Çünkü yani benim için tabii oynayabilirdim. Daha da çünkü kendimi iyi hissediyordum. Çünkü son senemde maalesef Balıkesir Spor küme düşmüştü. 3 senedir oradaydım ama ben 5 gol, 5 asist yapmıştım. Ama yani her şeyden önce insanın bana göre futbolcunun, ben daha çok öyle bakıyorum, duygusal bakıyorum, amatör ruhla oynuyorum her zaman. Yani benim için sevilmek her şeyden önemli, değer görmek her şeyden önemli. Başka bir yere de gidebilirdim ama beni kimse Ordu kadar sevmedi. Tabii ilk çıktığım Göztepe Kulübü'nde de çok sevilmiştim. Akhisar'da da şampiyon olduk, orada da çok sevilmiştim ama Ordu'da gerçekten bir film gibiydi. Ama o filmi bitirememiştik. Filmi bitirmeye geldim. Peki şampiyon nasıl olunur? Şampiyon nasıl olunur? Ben hayatımda 3 tane PTT liginde şampiyonluk yaşadım. Bütün kategorilerde oynadım. Yani 3. ligde ilk çıktığım zaman oynamıştım. Şampiyonluk da yaşadım. Küme düşmeyi de bu sene ilk defa yaşadım. Şampiyon nasıl olunur? Bir birliktelikle olunur. Asla tek kişi şampiyon yapamaz. Bu birliktelik meselesi. Şimdi tabii ki Ordu uzun zaman oldu. Birçok şey değişmiş Ordu'da benim zamanımda. Burada şampiyon olmanın yolu belli. Bir birliktelik olacak. Hem kulübün içinde hem de seyirciler anlamında, kulübün dışında. Çünkü Ordu halkı gerçekten vefalı bir halk. Yani 20 yıl önce oynayan oyuncusuna bile sahip çıkan, unutmayan, çok vefalı bir halk. Ya benim için tabii ki burada çok güzel bir yapılanma var. Ama ben Ordu'ya geldim. Evet. Yani Ordu ismi benim için çok büyük bir isim. Ordu halkı benim için çok özel bir halk.
Ben onlara geldim. Dediğiniz gibi seçim yaparken de benim için düşündüğüm tek şey buydu. Yani burada olmak istedim. Futbol hayatıma burada devam etmek istedim. Çünkü artık hangi ligde oynadığımın önemi yok. Eğer ben bir kulübe katkı sağlayacaksa, bana çok fazla emeği olan bir kulübe katkı sağlamak istiyorum. Onun için de buradayım. Biz burada mutluluğu beraber yakalamıştık Ordu ile birlikte. Ondan sonrasında tabii ki ben ayrıldım. Hiç beklemedikleri, hiç hak etmedikleri şekilde benim oynadığım Ordu Spor. Ya ben bu kelimeyi de çok sevmiyorum aslında. Çünkü gerçekten kulüpler değişiyor. Birçok kulüp iflas ediyor, kötü duruma geliyor. Ama bunda en az suçlu olan, hatta hiç suçu olmayan seyircilerdir. Tabii. Çünkü kulüplerin her zaman sahipleri seyircilerdir, halktır. Bu halkın daha iyi maç izlemesi lazım. Daha iyi yerlerde olması lazım. Ya ben hatırlıyorum burada oynarken bir Galatasaray maçı oynamıştık ya da bir Fener maçı oynamıştık. Ya bu halk bunları hak ediyor. Evet. Onun için ben de destek olmaya geldim yani. Tabii bu bir tek benle olan bir şey değil. El birliğiyle yapmamız lazım. İnşallah bunu yaparken de benim de tek derdim burada kazanamadığım kupayı tekrar kazanıp sadece bu sene değil. Yani ne kadar oynayabilirsem çünkü bir hedefim var. Ordu'nun Süper Lig'e çıkması. O Ordu Spor, bu Ordu Spor diye bakmıyorum ben hiçbir zaman. Ben Ordu için bakıyorum, Ordu halkı için bakıyorum. Bir birliktelik için bakıyorum. Güzel. Antrenmanda falan denenen şeylerdir bunlar biliyorsun. Fakat gerçek bir maçta kornerden gol atmak, onu denemek bilinçli olarak. Onu denemek nasıl bir duygu? Ya o sene hakikaten benim için rüya gibi bir seneydi. Yani o golün olması da tabii ki insanlarda. Çünkü her yerde, her takımda bir iz bırakmanız lazım sevilmek için. Ben burada çok fazla iz bıraktığımı düşünüyorum ama o gol de bir sembol gibi bir şey oldu. Yani beni çok mutlu etmişti o gol ve izleyenleri de çok mutlu etmişti. Hatta ben taraftarlarla falan konuştuğumuzda bir tek out'tan kaldı demişler. Yani önemli olan tabii ki eğlenmek. Yani biz şu an konuşuyoruz ama o zaman ben burada oynarken hep beraber eğlenmiştik. Seyircilerimize bir bütünlük sağlandı. O zaman da kötü zamanlardı. Gerçekten kötü zamanlardı maddi açıdan. Yani böyle bir sahipsizlik o zaman da vardı ilk haftalarda ama ondan sonra öyle bir bütünlük ben futbol hayatımın hiçbir döneminde yaşamadım. Ve o bütünlüğün sonunda gerçekten inanılmaz bir sezon yaşadık. Yani çok güzel bir duygu gol atmak. Tabii ki çok güzel bir duygu. Ama başarıların gelmesi golle birlikte inanılmaz daha güzel oluyor. İnşallah bu sene de benzerleri gelir. Daha mutlu oluruz. Dediğin gibi birçok anımız var. Hatta evet. Bir tanesi de sen sahadasın. Ben mikrofondayım. 10 numara. 10 numara Anıl Taşlı bir anonsuyla. İşte o maç da benim hayatımda belki de bana en acı veren maçlardan birisidir. Çünkü gerçekten o maçın öyle bitmemesi lazımdı. Yıllardır unutamadım. Belki de ömrümün sonuna kadar unutamayacağım bir maçtı. Yani dediğim gibi hangi ligde oynarsanız oynayın, seyircileri ya da size destek veren insanları gördüğünüz zaman eğer gerçekten o takım sahipleniyorsanız siz dediniz ya niye buraya geldiniz diye. Ben onların sahiplendiğini biliyorum. Beni çok sevdiklerini biliyorum. Şimdi küslük zamanı değil. Yani Ordu benim oynadığım döneme göre şimdi çok gelişmiş. Gerçekten çok güzel olmuş. Buna da yani yapan insanlara da çok teşekkür ederim gerçekten. Ordu inanılmaz güzelleşmiş. Burada eksik olan tek bir şey var, o da futbol. Yani Ordu halkının şu stadı da gördüm. Bu seyircinin 3. ligde olması gerçekten yakışmayan bir şey. Ama ben şimdi burada olduğum için buranın işleyişini biliyorum. Buradaki yöneticileri biliyorum. Mükemmel insanlar ve çok mükemmel bir başkanımız var. Çok fazla emek veriyorlar. Zaten hani bana efsane falan diyorlar ama başkanımız benden 10 kat daha fazla burası. Ben yani daha ufakken buraya da emek vermiş bir insan. Ne o insana üçüncülük yakışıyor, ne buradaki yöneticilere üçüncülük yakışıyor, ne bu tesislere üçüncülük yakışıyor, ne de bu halka, bu seyircilere. Ya Ordu'ya yakışmıyor. Ya ben buraya geldim ki unutulmadığımı biliyordum Ordu'da. Ama gerçekten hiç unutulmamak üzere geldim. Peki bu ikinci geliş sürecinde neler yaşadı? Nasıl oldu? Şimdi tabii ki ben 2 yıldır falan Ordu'dan beni arıyorlardı. Özellikle burada. Çok değerli, iyi insanlar ama bir türlü şartlar uymadı. Çünkü ben orada da bir sıkıntı vardı. Orada da Balıkesir'de de kulübü bırakamazdık. Transfer yasakları vardı. Biz de orada kaptandık. Bize yakışmazdı bırakma. Ama bu sene özellikle benim buradan tabii ki çok fazla dostum var. Bunlardan bir tanesi de Emre Kılıç, Emre Bey yöneticimiz bizim. Hı hı. O sağ olsun dedi ki ya geleceksin başka çaren yok dedi. Hatta ben Söke dedim yanıma geldi. Ona da biraz sallayalım buradan. 2 gün boyunca benimle birlikte yaşadı orada. Dedim tamam madem sen gitmeyeceksin beraber gidelim bari dedim. Onun tabii ki çok fazla katkısı oldu ama bir tek onun değil. Doğan Bey'in, medya sorumlumuzun, Akın Bey'in, Önder abinin, özellikle de başkanımızın bana yaklaşımları. Çünkü artık bir seviyeye geldiğiniz zaman
hani maddiyatın bir önemi kalmıyor. Zaten onlar da söyler. Ben buraya gelmek için çok fazla fedakarlık yaptım. Onlar da bana abilik yaptılar. Bana saygı duydular. Bana sevgilerini gösterdiler. Bu transfer süreci böyle gerçekleşti. Bunda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanımıza, Emre Bey'e. Yani yöneticilerimizin hepsine. Hepsi çünkü geldiğim günden beri çok ilgili alakalılar. Onlar da istiyorlar. Çünkü çok fazla emek veriyorlar. Onlarla birlikte inşallah bu sene hep beraber mutlu olacağız, hem başarılı olacağız. Onlar da hak ettiği yerlere gelecekler. Bu taraftarlara neler söylersin, bununla bitirelim istersen. Ben Ordu'yu gerçekten hiçbir zaman ne bıraktım, ne takibi bıraktım, ne de unuttum. Ben Ordu'yu her zaman takip ediyordum. Yani buradaki insanlar, ya ben de bu kulübün bir taraftarıyım, Ordu'nun bir taraftarıyım. Yani burada ondan sonra insanların emek vererek, tabii ki hem 52 Ordu Spor olsun ya da öteki 67 Ordu Spor olsun, insanlar bir emek veriyorlar. Herkese saygı duymak lazım. Bu işin içinde olan herkese saygı duyuyoruz. Benim tek düşüncem burada Ordu halkı, Ordu insanı. Benim buraya gelişimde de özellikle başkanımıza çok teşekkür ederim. Çünkü benden önce buranın, Ordu'nun efsane başkanı kendisi. Onun da verdiği emekleri biliyorum. Uzaktan takip ediyordum ama işin içine gelince gerçekten, yani onlara da söyledim. Bir kulübün, çok fazla kulüp var Türkiye'de ama bir kulübün bu kadar güzel işletilen, bu kadar güzel yürütülen bir kulübün buralarda olmaması lazım. Ve bunu el birliğiyle yapacağız. El birliğiyle şampiyon yapmaya geldik burayı. Onlara öncelikle teşekkür ederim. Ordu'ya da söylemek istediğim, yani onlar futbolu çok iyi bilen insanlar. Ordu halkı gerçekten futbol, normal bir seyirci gibi değiller. Futbolla yaşayan, futbolla yatan, futbolla kalkan bir halk. Onlar zaten her şeyi çok iyi biliyorlar. Onlar bizim mutluluklarımızı da yaşadılar burada. Hatta sizinle de konuştuğumuzda, ben burada oynarken sizin oğlunuz vardı. Evet. Yanıma gelmişti. Şimdi o da üzerinden 9 sene geçti. Belki beni, ya yani benimle burada yaşayan çok fazla insan oldu. O taraftarlar hala burada duruyor. Belki küsenler olmuştur, belki taraf seçenler olmuştur. Ama bu iş taraf işi değil. Bu iş başarı işi ve bu işin sonunda onlar mutlu olacaklar. Çünkü futbolcular her zaman gelir geçer. Herkes gelir geçer. Sadece taraftar gelip geçmez. Onların takımı burası. Benden daha çok. Ben onlara yardıma geldim. Onlardan da yardım bekliyorum. Gelsinler. Tekrar birbirimize destek olalım. Sahada tekrar birlikte olalım. Onlarla birlikte nice mutluluklar yaşayalım. Birlikte sevinelim. Çünkü ben burada her sevindiğimde onlara koşuyordum. Şimdi onlardan bekliyorum ben. Onların bize sahip çıkmasını. Onların maça gelmesini. Beraber mutlu olmayı. Onlardan tek ricam, yanımızda dursunlar. O bu ayrım yapmadan sadece Ordu için beraber başarılı olalım. Onlardan istediğim şey bu. Çok teşekkürler Anıl. Ben de. Kalbinden geçen her şey gerçek olur inşallah. Evet. Sağ olasın. Teşekkür ederim.